Konya Basketbol Kulübü'nün 2008'li genç yeteneği Muhammed Pancı, ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes U12 takımına transfer oldu. Konya'nın gururu Pancı, 3 yıldır Konya Basket Kulübü'nde oynuyordu. Geçtiğimiz yılda ise Konya Basket Teknik Sorumlusu Koç Şükrü Yaralı'dan bireysel gelişim eğitimi aldı. Konya Basket'in 2008'li genç yıldızı Muhammed Emin Pancı, ING Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes'e transfer olarak hem hocalarını gururlandırdı hem de Konya'mızı gururlandırdı. Muhammed Emin Pancı, Anadolu Efes'e giden yolda çalışma serüvenini anlattı. Çok yorucuydu yani. Günde 2-3 saat antrenmandan sonra gidiyorduk okula. Geliyorduk, akşam takım antrenmanına giriyordum. Yani hayatım basketbolla geçiyordu günde. Basketbolun hayatını güzelleştirdiğini belirten Emin, milli takımda oynamayı hedeflediğini söyledi. İlk önce spor olarak başladım. Gün geçtikçe yani iş olarak dönmeye başladı bana. Ama yani bana bu basketbolu tavsiye eden ilkokul öğretmenime buradan çok teşekkürler. Hayatımı güzelleştirdi. Euroleague'de oynamayı planlıyorum şimdi. Milli takım da var. Zaten ilk başta milli takım geliyor, sonra Euroleague. Basketbolcu Pancı, başarıya giden yolda ailesinin devamlı destek olduğunu belirtti. Ailem çok destek oldu. Mesela babam işteyken annem gelip beni götürüyordu. Annemin işleri varken dedem getiriyordu yani. Ailem burada çok desteği oldu yani. Benim çoğu planımda da annem var yani. Annem, babam, dedem. Anadolu Efes'e uzanan zorlu süreci aktaran antrenör Yusuf Aydilek, Konya Basket Kulüp olarak başarıdan gurur duyduklarını söyledi. Antrenman olarak çok çalıştık, çok sıkı çalıştı. Ailesi çok fedakarlık etti. Keza bizler kulüp olarak, kulüp başkanlarımız olarak bizlere çok destek oldular. Uzun bir maraton oldu. Dediğim gibi 3 yıl önce, çok özür diliyorum, sağ turnike atmayan bir oyuncumuz şu an Anadolu Efes'in seçmelerine gitti ve başarılı oldu. Bizim için çok gurur verici bir kaynak, çok gurur verici bir şey. Mahmut'u dediğim gibi 3 yıl önce hiçbir şey yokken buralara getirmek, çok emek, karda, kışta antrenman yapmak, soğukta antrenman yapmak, bunlar güzel sonuçlar doğurdu diyebilirim. Anne Esra Pancı, çocuğunun basketbola başladıktan sonra derslerinde daha başarılı olduğunu ifade etti. Başta benim çocuğum kendi başına benden basket hayatıma atılmayı istedi. Muhammed de biraz derslerde yavaşlama gördük, derslere çalışamıyordu falan. Biz sporun başarısına katkı sağlayacağını düşündük. Özellikle basketbolda bir sonraki hamleyi düşündüğü için ve derslerine de fayda olacağını düşündük. Ve daha sonra bizim özel derslerle, normal antrenmanlarla falan derken çocuğum çok ilerlemeye başladı ve kendisini bu yolda daha başarılı Anadolu Efes'e gitmeyi istediğini söyledi. Ve bizlere de destek düşmek düştü. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Anne Pancı, ebeveynlerin çocukların istekleri doğrultusunda yönlendirmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Çocukların ne düşünüyorsa, ne istiyorsa spor hayatına atılmasını öncelikle sağlık için, yani çocukların bu yolda hem kendilerini geliştirmeleri için destek olmalarını, onların yanında durmalarını, onlar ne istiyorsa, ne diliyorsa, onların arkalarında duraraktan yollarını aşmalarını istiyorum. Şu özel soruyu da sorayım o zaman Muhammed. Anadolu Efes'e gittikten sonra Yusuf hocamızı unutacak mısın? Yok, unutmayacağım. O benim abim gibi oldu artık. Unutma. Teşekkürler Muhammed. Ben teşekkür ederim.